Gazeteci Kemal Vanlı'nın iftira gibi şikayeti, bir de yalancı şahit bulmuşlar başlıklı makalesini dinliyorsunuz. Kemal Vanlı isimli şahıs, ziyaretimize dair fotoğrafı alıp, meslektaşım hakkında HDP'li terörist şeklinde paylaşım yapmıştır. Bu yalan ifade, Zile Ceza Mahkemesi'nde AK Parti Hukuk İşleri Başkanı Ahmet Öcbe tarafından 3 gün önce verildi. Öcbe'ye mahkemede yalancı şahitlik yaparsa bunun cezasının olacağı hatırlatılarak ve bu hatırlatma kayıtlara geçirilerek tanıklığına başvuruluyor. Yalancı şahitliğin suç olduğunu bilen AK Parti Hukuk İşleri Başkanı Ahmet Öcbe de, benim fotoğraflarını koyarak yazdığım yazıda, hakkımda şikayetçi olan, 2015 yılında HDP Tokat Milletvekili adayı olarak seçime giren Bahar Özer'e, HDP'li terörist, dediğimi söylüyor. Bu dediği kuyruklu yalan. O yazımı eke de koydum zaten, yazıda öyle bir ifadenin olmadığını herkes görebilir. Terörist demediğim gibi, aksine, yazımda, görüldüğü gibi, ne ziyaret edilen bir teröriste, ne de ziyaret eden bir terörist seviciye benzemiyor şeklindeki ifademle, ziyaret edilen Bahar Özer'in terörist olmadığına vurgu yapıyorum. İftiranın belgesi, iftiranın fotoğrafı olur mu? Yalanın belgesi, yalancılığın fotoğrafı olur mu şeklindeki soruların cevabı gibi bir suç duyurusu ve tüm bunların cevabı gibi açık seçik bir yalancı şahitlik. Üstelik bu tutarsız davayı açan da, o davada şahitlik yapan da sözüm ona hukukçu. Bir defa şikayetçinin, bu dava için tanık göstermesi saçma. Neden saçma? Çünkü ben yazdıklarımı inkar etmiyorum, silmemişim. Ne yazmışsam, nasıl yazmışsam orada ve arkasındayım. Bu şahıs, neye tanıklık edecek? Tanığın gördüğü kadarını, savcı da görüyor, hakim de görüyor, mübaşir de görüyor zaten. Bu tanık mahkeme heyetinin görmediği ve anlamaya çalıştığı hangi görünmeyene tanıklık edecek? Sonra Bahar Özer'in savunmasına bakar mısınız, ben HDP'li değil, Emek Partiliyim diyor. Olabilir, olabilir de, bunun davayla ne alakası var? Hayır, HDP'li olmak senin için rahatsız edici olsa, senin bakış açına göre HDP terörist parti olsa, zaten HDP listesinden milletvekili olmazdın. Öyle değil mi? Benim sana, HDP'li diye yazmam onurunu kıracak bir şey değil ki. HDP ile yan yana anılmak senin için onur kırıcı olsa, listesinde milletvekili adayı olmazdın. Kime ne hikayesi anlatıyorsun sen? Sonra, davanın konusu, senin HDP'li veya Emek Partili olman değil ki. Davanın konusu, sizin bana attığınız, bana terörist dedi iftiranız. Yazım orada, size terörist demedim, hala da demiyorum. Terörist olduğunuzu düşünsem, terörist diye yazmaktan da çekinmezdim. Ben ilkesel olarak, mecliste temsil edilen partileri terörist olarak görmüyorum zaten. İşte geçtiğimiz gün bana yapılan haksızlığı meclise, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu taşıdı. Kim HDP'lileri terörist görüyor? Siz kime nasıl bir çamur atmaya çalışıyorsunuz? Şu mahkemedeki ifadenize ve listesinden aday olmanıza rağmen, HDP ile anılmama çabanıza bakınca, HDP'yi sanki siz terörist görüyormuşsunuz gibi bir izlenime kapıldım. Sonra adınızın HDP ile anılmasından utanıyorsunuz madem, neden HDP listesinden milletvekili adayı oldunuz? Hakkımda verdiği yalan ifadeyi görünce aradım AK Partili Ahmet Öcbe'yi. Kendimi tanıtıp, mahkemede kendisine yalancı şahitliğin suç olduğu hatırlatıldığı halde, neden hakkımda yalancı şahitlik yaptığını sordum. Zaten yazının üstünden yıl geçtiğini, yazıda tam olarak ne yazıldığını hatırlamadığını, yazıyı kendisine tekrar göndermemi istedi. Yemin ederim tam bir trajedi. Bir yıl önce yayınlanmış ve ne yazıldığını tam olarak hatırlamadığı yazıyla ilgili şahitlik yapmış. Üstelik de açıkça yalancı şahitlik. Bunu yapan da sözüm ona hukukçu. Gönderdim yazıyı. Avukatıma da, bu şahıs hakkında yalancı şahitlikten suç duyurusu yapılmasını istedim.
Bütün bunlara para verip, bana bir mağduriyet senaryosu yazın ve o senaryoda da siz oynayın ve beni kahraman edin desem, bütçe yetmez. Ama bedavadan bir iftira ve o iftiraya yalancı şahitlikle, adeta beni kamuoyunda bir kez daha kahraman yapmaya çalışıyorlar.